en şeylerden bir tanesi de benim hatırımda kalanlardan Bekir abi, yani biz birinci abiyle daha ziyade yazıhanede kalırdık ve Türkiye ile bütün haberleşmeyi temin ederiz ve o Anadolu'dayken bazı yerlerde gene hadiseler olur. Evet. Onlara yani DPK tamayı dosyaya koysunlar, o bulunduğu yerden yapılan şeye tevkifata itiraz eder, şey der filan böyle. Evet. Ondan biz bir ay mesela gelmediği olurdu. Gene öyle bir şeyde, seferde evet. Yani bir aydan belki biraz fazla, belki de ondan geldi akşam üzeri. Evet. Ama o gelmeden evvel haberlerde o kara olaylar diye, yani şeyden Rusya'dan, o zamanki Rusya'dan ondan evet. Trabzon'a uçakla pilot ve oğlu, ondan sonra Trabzon havaalanına iniyorlar. Komünizmden kaçtılar yani. Evet, komünizmden kaçıyorlar. İltica. Evet. Evet, iltica ediyorlar. Evet. Ve bir iki sene bu şey devam etti ve en sonunda Ruslar devamlı istiyorlar. Türk hükümeti ondan bunu vermeye karar veriyor. Ve radyoda, haberde bu şey oldu, böyle böyle. Bekir abi gelince bunu anlattı. Hemen dedi, çok heyecanlandı birden. Yorgun bir aydır yani şeydi ya, Anadolu'yu tıramış. Ondan sonra dedi Ankara'ya hemen Yıldırım telefon açtı. Ya şeyden, başbakandan bir randevu istedi. Netice o zamanki arkadaşlardan ve yeniden bilet ayarlandı, şey etti filan. Yani o akşam o yorgunluk o şeyde kalkıp Ankara'ya gitti. Gece saat 2'de başbakanı ziyaret ediyor ve bu şeyin geri alınmasını, bunların iade edilmemesini, yani adamların hiç haberi yok, şeyi yok ondan sonra. Ama Bekir abi kendisi onların fahri müdafiisi, fahri avukatı ve şeyi olarak ondan sonra ve onları hakikaten, hatta başbakan diyor ya ben başka bir mühim bir şey var diye, ondan sonra o yani gece bu saatte randevu verdim size, ondan sonra Bekir abi diyor efendim yani insan bunlar, ondan bu insanları o canavarlara teslim etmek, ondan sonra nasıl vicdan razı olur falan diye. Ve böylece Allah razı olsun, o şeyi unutamam. Yaptığı bu fedakarlık, böyle bir şey, hatırayı nakletmiş olayım.